Bu kadar genç olmasına rağmen mükemmel bir maç yönetti ekibiyle birlikte. Tabii maça gelince, geçen hafta Mardinspor karşısında moral kazanmış bir Karşıyaka vardı. Fakat son 2 haftada izlettirdiğimizde Karşıyaka'nın artıları ve eksi yönlerini biraz da analiz ettik. İnanın buraya biz 4 forvetin 3 eksiğiyle geldik. Orta sahadan devşirme yarattığımız arkadaşları forvet hattında kullandık. Futbolun özellikle ilk 60 dakikasında futbolun tüm güzelliklerini, unsurlarını, modern futbolun, çağdaş futbolun bugünkü veya gelecekte olması gereken çok güzel örneklerini gösterdik. Bunu aşağı yukarı 10 bin İzmir taraftarı da alkışladı ayakta. Futbolcularımı kutluyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Mücadelenin yanında da futbolun tüm güzelliklerini sundular. Tabii 70-75. Dakikaya kadar özellikle çok yakaladığımız net pozisyonlar var. Bunları lehimize çevirsek daha farklı bir skor olabilirdi. Önümüzdeki 4 maçlık periyot için geçen hafta 9-10 puan demiştik. Şu anda -3'teyiz. Benim hala bu takımdan ümidim var. Benim takımım. Olmayacak şeyler yapabiliyor. Garip goller yiyebiliyor, garip maçlara gidip kazanabiliyor. Öyle enteresan bir ekibiz. 3 tane aradan sonra tekrar eski takımla karşı oynamak benim için gurur vericiydi. Tabii buradan galip ayrılmak istiyorduk. İstediğimizi aldık. Geçen hafta Uşakspor'a kaybettiğimiz 2 puan bizi kendi sahamızda bayağı demoralize etti. Ya gol attığım için tabii mutluyum. Tabii kazandığımız için daha çok mutluyum. Kötü bir gidişatımız vardı. Buna dur demek istiyorduk. Karşıyaka maçıyla buna dur dedik. Allah'ın izniyle bundan sonra daha iyi olacak. B kategorisinden geçen yıl çıktınız. Evet. Şu an hedef direkt Süper Lig. Ya da her şey nasip kısmet. Konuşmak çok erken bence. Daha önümüze çok haftalar var. Galibiyeti çok istiyorduk. 2 hafta içeride oynadığımız maçlardan 3'er puanla 6 puan çıkarmamız gereken maçlardı. Fakat şanssızlıklar nedeniyle gol bulamadık. Hep berabere bitti maçlar.